Ardışık iki teriminin oranı eşit olan dizilere geometrik dizi denir. Geometrik dizinin herhangi iki teriminden sağdakine soldakine böldüğümüzde geometrik dizinin ortak çarpanını buluruz. Arkadaşlar, tıpkı aritmetik dizide olduğu gibi geometrik dizide de terimlerin ifadesinde muhteşem bir güzellik, muhteşem bir estetik vardır. Bakınız, P indisini R'nin üssüyle topladığımda bu geometrik dizinin hangi terimiyle çalıştığımı bulurum. Gene geometrik dizinin genel teriminde de arkadaşlar dikkat ediniz. İndis ile üssü topladığımda birlerin gittiğini, N'e ulaştığımı görmekteyim. Sevgili arkadaşlar, burada R'yi yalnız bırakacak olursak karşımıza şu ifadenin çıktığını görürüz. Yani burada yeni bir ifadeyle karşı karşıya değiliz arkadaşlar. Burada tıpkı aritmetik dizide olduğu gibi geometrik dizinin de herhangi iki teriminin indisleri toplamı aynı olacak şekilde iki terimli eşitlikler türetebiliriz. İsterseniz bu konuştuğumuzu somut örnek üzerinden görelim. A1 çarpı A4, bakın 1, 4 daha 5 oluyor. Şimdi 5 olacak şekilde iki terimin farklı bir kombinasyonunu yazayım. A2 çarpı A3, 2, 3 daha 5. Aritmetik diziden farklı olarak iki terimin çarpımıyla karşı karşıya olduğumuzu dikkat edin. Zaten arkadaşlar, aritmetik dizide genel terimde arada toplama işlemi vardı. Burada da çarpma işlemi var. Bunları bu şekilde bağdaştırırsanız kafanızda sorun yaratmayacağını düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, burada da aslında yukarıda konuştuğumuz, yani şurada konuştuğumuz özelliğin bir başka versiyonu var. Bakınız, bunu parçaladığınızda an çarpı an, o da eşittir an artı k çarpı an eksi k elde ederiz. Yani indisleri topladığımız takdirde k'lar gidiyor 2n. Bakınız, burada da 2n var. Peki biz bunu farklı şekilde nasıl söyleyebiliriz? Şöyle söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. An, an artı k ve an eksi k ardışık terimlerdir. Yani an artı k ile an eksi k an'den eşit uzaklıktaki terimlerdir. Yani ne demek istiyorsun hocam? Şunu demek istiyorum değerli arkadaşlar. Bir geometrik dizide bir terimden eşit uzaklıktaki terimler arasında ortadaki diğer ikisinin geometrik ortasıdır diyebiliriz. Yani ortadaki terim kendisinden eşit uzaklıktaki terimlerin geometrik ortasıdır deriz arkadaşlar. Bakın, zaten bu ifade tam anlamıyla böyledir. Geometrik dizinin terimlerini isterseniz beraberce oluşturalım. Birinci terimimiz A1. İkinci terimimizi nasıl oluşturacağız? A1, R üzeri 1. Bakın, 1, 1 daha 2. Peki, üçüncü terim A1 çarpı R kare. 1, 2 daha 3. Benzer şekilde n'ci terime, yani genel terime ulaşmaya çalıştığımız takdirde A1 çarpı R üzeri n eksi 1 bulacağız. Gençler, bunları taraf tarafa çarptığınız takdirde bu durumda ilk n terimin çarpımı ifadesini elde edeceksiniz. Bunu ezberlemenize gerek yok. Rahatlıkla bunları çarparak, bakın, çarptığınız zaman 1'den n'e kadar n tane A1'in çarpımı A1 üzeri n gelecek. Arkadaşlar, çarpmada üsler toplandığı için 1, 2, n eksi 1'i topladığınızda da Gauss'un toplamından n eksi 1 çarpı n bölü 2 yapıp bunları kök içerisinde, ortak kök içerisinde yazdığınız zaman bu formüle ulaştığınızı görebilirsiniz. Hoş, formülleştirmeden de bunları taraf tarafa çarparak sonuca gidebilirsiniz. Arkadaşlar, benzer şekilde ilk n terimi çarpmak yerine topladığınız takdirde de, yani şu işlemi toplama olarak yaparsanız, bakın, sol taraf ilk n terim toplamı sn olur. Sağ tarafta a1'leri paranteze aldığınız takdirde karşınıza buradan da 1 eksi r üzeri n bölü 1 eksi r ifadesi çıkar ki bu da ilk n terim toplamı ifadesidir. Bu da çok önemlidir arkadaşlar. An geometrik dizisinin ilk terimi 4, ortak çarpanı 2 olduğuna göre bu dizinin 4. terimi kaçtır? Arkadaşlar, 4. terim A1 çarpı R küptür. Peki A1'i 4 vermiş, R'yi 2 vermiş. 2'nin küpü 8, 8 kere 4, 32. Doğru cevap E olur arkadaşlar.
AN geometrik dizisinin 3. terimi 3, 7. terimi 243 olduğuna göre dizinin ortak çarpanı kaçtır deniliyor? 7. terimi 3. terime bağlı olacak şekilde yazıyorum. Arkadaşlar 7. terim 243, yani 3 üzeri 5'miş. Peki 3. terimde 3'tü. Devam ettiğim takdirde buradan 1 tane 3 götürürsem 4 tane 3 kalır. Buradan 4'leri götürdüğüm takdirde R'nin artı 3 ya da eksi 3 olduğunu görürüm. Peki doğru cevap ne o halde? B olur arkadaşlar. 8. terimi 64, 4. terimi 4 olan bir geometrik dizinin 6. terimi kaçtır? Değerli arkadaşlar, farklı yollardan soruyu çözebiliriz. Ama ben konunun anlatımında yaptığım o muhteşem örüntüyü, o muhteşem estetiği kullanarak yapacağım. Yani A8 çarpı A4, bakın indisler toplamı 8, 4 daha 12 yaptığı için burayı da A6 çarpı A6 diye yazacağım. O halde 64 çarpı 4 eşittir A6'nın karesi. Buradan da A6 eşittir 8 çarpı 2'den 16 bulur. Doğru cevabın D olduğunu söylerim. 2 ve 128 sayılarının arasına bu sayılarla geometrik dizi oluşturacak şekilde 5 terim daha yerleştirildiğinde oluşan dizinin 3. terimi kaçtır? Değerli arkadaşlar, 2 ve 128 arasında 5 terimimizi yerleştirince buradan 1. terimin 2 olduğunu, 7. terimin 128 olduğunu, A3'ün de bu terim olduğunu görürüz. Buradan A7'yi A1'e bağlı olarak yazarsam, bakınız A7 128, yani 2 üzeri 7, A1 2, buradan bir tane 2 sadeleştirdiğimde, üstler eşitken tabanlar da simetrik şekilde eşit olacağından artı 2 ya da eksi 2 bulurum. Arkadaşlar, negatif seçenekler olmadığı için R'yi 2 alıyorum. Devam ettiğim takdirde A3'ün A1 çarpı R kare olarak yazılabileceğini, A1'in soruda 2 olarak verildiğinde R'nin de 2 olmasından 4 kere 2'den doğru cevabın 8 olduğunu görüyorum. 2, A, B ve 32 bir geometrik dizinin ardışık 4 terimi olduğuna göre A çarpı B çarpımı kaçtır? Farklı yollardan çözebileceğimiz bir soru ama ben yine indisler arasındaki o muhteşem estetiği kullanarak çözeceğim. Yani bakınız 1, 4 daha 5, 2, 3 daha 5 arkadaşlar. O halde baştan ve sondan eşit uzaklıktaki terimlerin çarpımca birbirine eşit olduğunu yazabilirim buradan. 2 çarpı 32 A çarpı B. Öyleyse sorulan ifade 64 olur. Buradan doğru cevabın D olduğunu söylerim. Verilen bu geometrik dizinin yine terimlerinin indislerine odaklandığımda arkadaşlar 26, 4 daha 30, 10, 20 daha 30 ve 14, 16 daha 30 şeklinde muhteşem bir güzellik olduğunu görüyorum. O halde şu ikisi ve şu ikisi eşittir. Onlar da 3'müşler arkadaşlar. Öyleyse 3 bu, 3 bu. Çarpacakmışız bunları. Öyleyse doğru cevap C olur arkadaşlar. Bir geometrik dizide ardışık terimler arasında her zaman ortadaki terim diğer ikisinin geometrik ortasıdır şeklinde bir bağıntı olduğundan x eksi 2'nin karesinin x artı 3 çarpı x artı 5 olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Gençler, burayı açtığımız takdirde x kare eksi 4x artı 4, burayı açtığımız takdirde 3x, 5x, 8x artı 15. Devam ettiğimiz takdirde x karelere güle güle 8, 4 daha 12x, 4 eksi 15'ten eksi 11. Son olarak buradan da eksi 11 bölü 12 ile doğru cevabın B olduğunu görürüm arkadaşlar. Bir dizinin terimleri hem aritmetik hem de geometrik dizi oluşturuyorsa bu dizi sabit dizi olmalıdır arkadaşlar. O halde bu terimler birbirlerine eşit olmalılar. Şu eşitliği kullandığım takdirde A'nın 4 olduğunu,
Şu eşitliği kullandığım takdirde b'nin 8 olduğunu bulurum. Buradan da a çarpı b'nin 32 olduğunu bulurum arkadaşlar. Doğru cevap e olur. Geometrik dizisinin ilk 6 teriminin toplamı kaçtır deniliyor? Arkadaşlar bu dizinin 2 terimini yazalım beraber. En yerine 1 verdiğim takdirde a1 eşittir 2'nin karesinden 4 olur. Bir de a2'yi bulalım ortak çarpanı bulmak için. Bu durumda da 2 üzeri 3'ten 8 buluruz. Buraya dikkat. Ardışık terimlerinden sağdakini soldakine böldüğümde ortak çarpanı bulacağım. Soldaki sağdakine değil asla. 8 bölü 4'ten ortak çarpanın da 2 olduğunu bulurum. Şimdi de ilk 6 terimin toplamını bulmak için Sn'de n yerine 6 yazıyorum arkadaşlar. S6 eşittir a1 çarpı r üzeri 6 eksi 1 bölü r eksi 1. Peki a1'imiz 4'tü. R'yi 2 bulmuştuk. 2 üzeri 6 eksi 1 bölü 2 eksi 1. Buradan 1 yapar arkadaşlar. 64 eksi 1'den 63 yapar. 4 tane 63 de 252 yapar arkadaşlar. O halde doğru cevabımız A olur. Değerli arkadaşlar, burada ikinci bir yoldan daha söz etmek isterim. Biliyorsunuz geometrik dizinin genel terimi A1 çarpı R üzeri N eksi 1'di. O halde verilen bu geometrik dizi örüntüsünü bu kıvama getirmek için üst tarafa 1 ekler 1 de çıkartırsak ne olur arkadaşlar? 2 üzeri n eksi 1, 1 1 daha 2, 2'nin karesinde katsayı olarak buraya yazdığımızda a1'in 4 olduğuna, arkadaşlar r'nin de 2 olduğuna ulaşırız. Burada bulduğumuz a1 ve r değerlerini s6 ifadesinde yerine yazdığımızda benzer şekilde sonucu buluruz arkadaşlar. AN geometrik dizi ve bu bağıntıya göre A3 hangisidir denilmiş? Arkadaşlar hemen bunların tanımlarını uygulamaya başlayalım. A7'yi A1 çarpı R üzeri 6, A4'ü A1 çarpı R küp, benzer şekilde A4'ü yine A1 çarpı R küp olarak yazıyorum. Buradan A1'leri sadeleştirip R küp ortak terim parantezine aldığım takdirde R küp artı 1 bölü, aşağıda da 1 artı R küp eşittir 4'ün küpü buluyorum. Arkadaşlar eşit bir ifadede üstler tekken eşitse tabanlar direk eşitti. O halde buradan R'nin 4 olduğunu bulurum. Peki benden A3'ü soruyor. A3'te A1 çarpı R kareydi. R'yi tutar burada yerine yazarsam A1 çarpı 4'ün karesinden 16 tane A1 olacak şekilde A3'ümü bulurum. Doğru cevap D olur. AN geometrik dizi olduğuna göre dizinin ortak çarpanı kaçtır deniliyor? Hemen burada A4'ü A1 çarpı R küp, A9'u A1 çarpı R8 bu şekilde A1 çarpı R üzeri 73 olacak şekilde de son terimi yazıyorum. Benzer şekilde A1 artı A1 çarpı R üzeri 5 ve buradan da son terimin A1 çarpı R üzeri 70 olduğunu görüyorum. Buraları da 64 bölü 27 olarak yazıyorum. Arkadaşlar A1'leri sadeleştirip yukarıda R küp parantezini alırsak aynı zamanda 1 artı R5 artı 73'ten 3 taneyi aldım. R üzeri 70 kaldı. Aşağıya yazdığım takdirde 1 artı R5 artı R üzeri 70. Burayı da 4 bölü 3'ün küpü olacak şekilde yazıyorum. Bunların birbirini kısalttığını, kuvvetler tekken eşitken tabanlar da eşit olacağından R'nin 4 bölü 3 olduğuna ulaşabiliyorum arkadaşlar. O halde doğru cevap E'dir. X, Y, Z aritmetik farkı K olan bir aritmetik dizi. X, Y, eksi 1, Z, eksi 1 dizisi de bir geometrik dizidir. X'in K cinsinden eşiti nedir deniliyor. Arkadaşlar burada X'i A olarak, Y'yi A artı K olarak, Z'yi de A artı 2K olarak alalım. Bu terimler geometrik dizi oluşturduğuna göre ortadakinin karesi diğerlerinin çarpımlarına eşittir.
Gençler, burada bulduğumuz bilgileri yerleştirirsek bu bağıntıda a artı k eksi 1'in karesi a çarpı a artı 2k eksi 1 buluruz. Bu ifadenin de tam kare şeklinde açılımını yapacak olursak birinci terimimiz a, a kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katından 2ak eksi 2a ve ikincinin karesinden k kare eksi 2k artı 1. Bu ifadeyi de dağılma özelliğinden açarsak a kare 2ak eksi a buluruz. A karelerin ve 2ak'ların birbirini kısalttığını, 2a'yı diğer tarafa aldığım takdirde 1a'nın aslında k eksi 1'in karesi olduğunu görürüm. Bize x'in k cinsinden değeri soruluyordu. Zaten a'nın x olduğunu görüyorum bakın. O halde arkadaşlar doğru cevap bursa olur. N sıfırdan büyük olmak üzere bu denklemin kökleri geometrik dizinin ardışık üçterimi n değerleri çarpımı kaçtır deniliyor. Arkadaşlar bu çarpandan kökümüz n gelir. Burada eksi 4 ile eksi 9 çarptığımızda 36 topladığımızda eksi 13 edip köklerimiz 4 ve 9 gelir. Peki hangi dizilişte bir geometrik dizi oluşturuyorlar? Bununla ilgili bir bilgi var mı? Sadece n'in sıfırdan büyük olduğu söylenmiş. O halde 3 farklı nesnenin 3 faktöriyel dizilişi olur mantığından 6 farklı sıralama oluşturabileceklerini, 6 farklı geometrik dizi oluşturabileceklerini düşünmeliyiz. Öyleyse olası durumlardan birisi n 4 9'dur. N 9 4 olabilir. 4 n 9 4 9 n 9 n 4 ve 9 4 n olur arkadaşlar. Buradan 4'ün karesi eşittir 9 çarpı n, n eşittir 16 bölü 9 buluruz. Buradan arkadaşlar 9'un karesi eşittir 4n'den n eşittir 81 bölü 4 buluruz. Buradan arkadaşlar n kare eşittir 36'dan n artı x 6 olur ama pozitif dediği için 6 buluruz. Gençler buradan devam edersek 81 eşittir 4n bakın burada var. N kare eşittir 36 burada var. 16 eşittir 9n de burada var. Yani bunları yapmaya gerek yoktur. Peki o zaman n'in alacağı değerler bunlardır. Bunların çarpımını istediği için bizden 16 bölü 9, 81 bölü 4 ve çarpı 6 dediğimizde 9 kere 4 36, 36'yı 6'ya böl 6. 6'yı da arkadaşlar 16 ile 2 olacak şekilde sadeleştirip 8'e 3. Buradan da 8'e 27 buluruz. Bu çarpımı yaptığımız takdirde doğru cevabın 216 olduğuna ulaşırız arkadaşlar. Yukarıda verilen ABCDEF ipleri birbirine paralel ABCDEF bir geometrik dizi oluşturmaktadır. X 6 metre, Y 24 metre olduğuna göre AB uzunluğu kaç metredir denilmekte? Arkadaşlar şuradan başlamak işimizi kolaylaştıracak. CD'nin uzunluğuna A diyeyim. Y'yi bana 24 vermişti. O halde şu uzunluklar birbirlerine eşit olduğundan AB'ye de A artı 24 yazabilirim. Devam ettiğim takdirde CD uzunluğu da şu mesafeye eşit. O halde arkadaşlar X'i de 6 verdiğine göre buraya da A eksi 6 yazabilirim. Şimdi bu 3 parçanın geometrik dizi oluşturmasından ortadakinin karesi diğer ikisinin çarpımı yazabilirim. Bu ifadeleri açtığım takdirde A kare eşittir A kare eksi 6A artı 24A eksi 6 çarpı 24 bulurum. Buradan A kareler gider. 24A'dan 6A çıkartırsam 18A bulurum. Arkadaşlar şu ifadeleri diğer tarafa atıp sadeleştirmemi yaparsam 18'i 6'ya böl 3, 24'ü 3'e böl 8. Peki benden ne isteniliyor? AB. Peki AB uzunluğu neymiş? A artı 24. O halde arkadaşlar 8 artı 24 eşittir 32'den
doğru cevabım D olduğunu bulurum. Yanda verilen görsel Ahmet'in oyuncağına aittir. Bu oyuncakta her bir parça kesik koniden oluşmakta ve bu kesik konilerin alt taban çapları bir geometrik dizi oluşturmaktadır. 7 terimli bu dizinin en büyük terimiyle en küçük teriminin farkının, ikinci terimi ile beşinci teriminin toplamına oranı 7/2 oluyor. Bu dizinin ortak fark çarpanı kaçtır deniliyor. Taban çaplarına R diyecek olursak, 7 terimli bu dizinin en büyük terimi A7 olur, en küçük terimi A1 olur, farklarının diyor, devam ettiğimiz takdirde ikinci terimi ile beşinci teriminin toplamına oranı diyor. Yani A2 artı A5'in toplamının oranı 7/2 oluyormuş. A7'yi A1 çarpı R üzeri 6 diye yazabilirim. A2 A1 R diye ve son olarak A5'i de A1 R üzeri 4 diye yazabilirim. Burada A1'leri parantez aldığım takdirde R üzeri 6 eksi 1 bölü A1 R parantezini alayım aşağıda. 1 artı R küp, o da eşittir 7/2 bulurum. Gençler, buradan A1'leri sadeleştirip yukarıda 2 kare farkını açtığım takdirde R küp eksi 1 çarpı R küp artı 1 bölü R çarpı 1 artı R küp, o da eşittir 7/2 bulurum. Buradan küpler toplamı ifadelerini sadeleştirdiğim takdirde R yerine 2 yazdığım zaman eşitliğin sağlandığını görürüm. Yukarıdaki tabloda satırlar aritmetik dizi, sütunlar geometrik dizi olacak şekilde sayılar kutularının içine yerleştiriliyor. Boş kutulara gelebilecek sayıların toplamı en çok kaçtır? Arkadaşlar, satırlar aritmetik dizi oluşturuyor dendiğinden buraya 4 artı R, buraya da 4 artı 2R yazıyorum. Değerli arkadaşlar, seçeneklerin tam sayı olması nedeniyle bu iki yönergenin birlikte gerçekleşebilmesi R yerine eksi 1 ya da artı 2 yazmanız durumunda mümkün oluyor. Bize en çok ne olacağı sorulduğundan en çok durumda R'nin eksi 1 seçilmesi durumunda gerçekleşiyor. Haydi beraberce tabloyu tamamlayalım. R'yi eksi 1 aldığımız takdirde buranın 3 olduğunu, R'yi eksi 1 aldığımız takdirde buranın da 2 olduğunu görüyoruz. Görüldüğü üzere ortak farkı 1 olan bir aritmetik dizi bu satır. Peki şu sütunu geometrik dizi hale getireceğiz. Bakıyorum 3'ten 12'ye 4 katı olmuş. O halde 12'nin 4 katı 48 eder. Arkadaşlar, satır aritmetik dizi olacaktı. 32'den 48'e 16 artmış. O zaman 48'den de 16 artacak şekilde 64 olmalı diyorum. Peki sütunlar geometrik diziydi. O halde 32'yi 2'ye bölüp karekökünü alırsak, yani 16'nın karekökünü aldığımızda ortak çarpanın 4 olduğunu, o halde 2 kere 4'ten buranın 8, 8 kere 4'ten buranın 32 olduğunu görüyoruz. Benzer şekilde 64/4'ten 16 deyip 16'nın karekökünü alırsak ortak çarpanımızın 4 olduğunu, o halde 4'ün 4 katından buranın 16, 16'nın 4 katından buranın da 64 olduğunu buluyoruz. Arkadaşlar, bize verilen sayılar dışında tablodaki diğer sayıları toplayıp sonuca gitmemiz isteniyor. Haydi toplayalım. 64, 16 daha 80, 48 daha 128, 8 daha 136, 138, 3 daha 141 oluyor. Diğer sayıları toplamayacağız. O halde doğru cevabımızın 141 olduğunu söyleyebiliyoruz.